Arkadaşlar, hepinizi seviyorum canlarım. Versesamına e, buyum bu sırada. Tak etti canıma yalnız her gece. <laughs> Herkese selamlar dostlar. Güzel bir video ile başladık. Ekranda gördüğünüz... Görüntü de çok güzel bildiğiniz üzere. Toplamda direkt videoya başlayalım isterseniz. Toplamda 3 adet kombin önermiştim. Kombine 1 olarak önerdim. Ko Türk temsilcileri olarak önerdim. Bir de tekli kupon olarak 3 tane kombin önerdim. Kombine 1'e baktığımız zaman da Mason 2 ve 4.5 alt United'ın. Feyenoord maçına da 2.5 üst olarak düz olarak kaldım. Başarı sağladık. Tebrikler. Türk temsilcileri olarak verdiğim kombineye baktığım zaman da Trabzon Kızıl Yıldız mücadelesine KG var olarak değerlendirmiştim. Kızıl Yıldız'ın golü kırmızı kart görmesine rağmen dakika 89'da geldi. Şans da yanımızdaydı. Fenerbahçe'nin atacağı bir golü de ben zaten güveniyordum. O oyunda bir değerlendirme yaptım ki zaten YouTube'da da öyle vermiştim. Teknik kupon olarak da 2-20 gibi orandan da Karabağ'ın doğrudan galibiyetini verdim hem detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hatta birazdan göreceksiniz yüksek misli de aldım. Yüksek misli de aldım o maçın çifte şansını. Karabağ'a güveniyordum ki yanıltmadı. 3-0 gibi net psikola da galip geldi. 3'te 3 puan yaptık. Değerlendiren herkese tebrikler diyelim ve bu kombinemizi geçelim arkadaşlar. Şimdi bunu geçtikten sonra ekranımıza Toplamda YouTube'da verdiğimiz maçlar gelsin. Toplamda zaten 8 tane maç vermişim ben ideal tarihleri, yüksek oranlarıyla birlikte. Bir tane arkadaşımız bunu kaydetmiş, bana dağıttı. Instagram üzerinden. Reis son anda kaçtı diyerekten bana 3.5 altımız kaçmıştı Real Betis mücadelesinde. 8'de 7 yaptık zaten. Değerlendirenler birçok var çünkü çok fazla mesaj geldi Instagram üzerinden. Teşekkürler arkadaşlar. Ya yani dediğim gibi bazen maç tutturamazsın. bazen de fullersin bu ya tahmin zor tabi şöyle baktığımız zaman da genellikle zaten elimizden geldiğini yapıyoruz sağdaki diye her zaman diyorum ben elimden geleni yaparım gerisi sağdaki eşeklere kalmış bu sefer sağdaki eşekler güzel iş yaptı diyelim 8'de 7 yaptı full kaçtı Real Betis'in yedek kadro çıkmasına rağmen gollü bir karşılaşma oynadığını da belirtelim tebrik edelim geçelim yüksek misli ne yaptık arkadaşlar yüksek misli de iki tane yüksek misli verdim Öncelikle Avrupa yüksek misliyle başlayalım sol tarafta. Karabağ maçına ben dediğim gibi güveniyordum. Çifte şansını aldı. 1.40 gibi oranı vardı zaten Karabağ mücadelesinin. Çifte şans olarak değerlendirdim. Ren Fenerbahçe mücadelesinde de Fenerbahçe ne kadar bir golünle yüksek misli yapsam da 2 birlikli bir Ren galibiyeti beklediğimden dolayı ben burada 0-1 çifte şansını yüksek misli yapma cesareti buldum. Onun da 1.64 gibi yüksek oranı vardı. Total oranı. Değerlendirdik Avrupa yüksek misli başarılı oldu. Ondan sonra... Tekli olarak bir yüksek misli vermemiştim. Kadrolar açıklanınca Fenerbahçe'nin atacağı bir golde yüksek misli verdim. İrfan Can'dan bekliyorum diyerekten de bakın yazıya yazdım. Bu sebeple özellikle ben İrfan Can'dan ekstra bir özellik bekliyorum. Ya nasıl öyle bir cümle kurmuşum orada. Özellik bekliyorum. O etkili şutlarını çekebilir. Gol nasıl geldi? İrfan Can'ın şutuyla geldi. İkinci golü sayma Valencia'dan penaltıdan geldi. Güzel yüksek mislilerimiz de başarılı oldu. Değerlendiren herkese tebrik edelim. Geçelim arkadaşlar. Dilerseniz ilk mücadelemize başlayalım. Manchester City ile Wolves mücadelesi. Ondan önce skor yarışmamız vardı. Onu unuttum bakın araya kaynadı. Ren mücadelesinin skorunu kazanan arkadaşımız bilenler var. Fakat bakalım ne olacak isimli kanal kazandı. Bu kanala sahibi arkadaşımız Instagram üzerinden yazarsa bana bir, e, Eylül ayı boyunca katı Telegram gruplarımızda misafir edelim. Sizlere de değerlendirme altına almadığım bir mücadeleyin skorunu sordum. Toplumla Leicester mücadelesi sizce maç skoru ne olur? Çünkü Leicester ne zamandır kazanamıyor. Bence bu maçı kazanamazsa veya bir reaksiyon gösteremezse teknik patronla yollar ayrılabilir diye düşünüyorum. Tottenham tarafında da bir yorgunluk da olacaktır. Değerlendirme altına almadım fakat 2-3 gol bandına geçmesini bekledim maçlardan bir tanesi. Sizce maç skoru ne olur? Bol şanslar. Şimdi gelelim Manchester City ile Wolves mücadelesiyle başlayalım. Şimdi City tarafı biraz yorgun mu yorgun fakat ligde son mücadelesinde Aston Villa'ya karşı ikinci yarıda biraz da oyunu sarsakladı yani nasıl sarsakladı? Pek de böyle ikinci golü aramadı yani. İlk golü attı fakat ikinci golü pek fazla aramadı o mücadelede. İşte o ikinci golü aramadığından dolayı bir tane solla top indi. Ee, kim attı o genç? Erik Bali, Erik Bali değil ya. Bailey miydi? Bailey. Bailey olması lazım. Güzel bir vuruşla ceza sahası yayından Ederson'u mağlup etti. O yüzden burada Wolves'la oynayacaklar. Wolves çok iyi bir savunma takımı. Sizler de mutlaka biliyorsunuzdur ki bu sadece bu sezonluk değil. Geçen sezonda aynı şekilde böyleydi. Ondan önceki sezonda böyleydi. Golcü kimliğini bulamayan, özellikle geçen sezon Premier Lig'de en az gol atan takım sanırım Wolves takımı. Bu sezon da aynı sanırım o düzeyde devam ediyor. Savunma ağırlıklı bir takım. Portekizlerin takımı olduğunu söyleyelim. Bu mücadele listesi galip gelir. Fakat galip gelirken de nasıl galip gelir? 4.5 altında galip gelir. 1.51 gibi oranı var. Hatta ben size söyleyeyim. 3.5 altında 2 bile yapılabilir. Onun da oranı 1.98 gibi oranı var. Onu da ben tekrar notlarıma alayım. 3.5 altı yüksek oranı. Çok fazla gollü bir maç beklemiyorum. Geçtim bunu. Bayer Leverkusen ile Werder Bremen mücadelesi. Leverkusen Avrupa'da oynadığı mücadelede galip gelmesini bildi. 2-0 gibi skorlu Atletico Madrid'de biraz da sürpriz oldu açıkçası o maçta. Atletico Madrid'in yenilmesi ki savunmasını iyi yapan bir takım vesaire geçtim onu. Werder Bremen ile oynayacaklar. Werder Bremen son maçında mağlup oldu. Ondan önce de 2-0'lık bir bohum galibiyeti galibiyet elde etti. İki maçta da inanılmaz pozisyonlar var bakın inanılmaz kaçan pozisyonlar var ki bu maçta da öyle bir maç bekliyorum. Level Kuzen tabii ki kendi evinde savunma yapacak takım değil. Werder Bremen'in 4-4-2'yi çok iyi uygulayan takımlardan bir tanesi. Özellikle Fulkrug ve Dux'un hücum hattındaki o iki forvetin iyi anlaşması geçen hafta penaltıda kaçtı. Merdar Lux kaçırdı o penaltıyı da. Güzel gollü bir maç bekliyorum. 2,5 üstüne bir 30 gibi oran açmışlar. KG var almadım. Çünkü belli de olmaz üst 0da kalma ihtimali de var. 2,5 üstü aldım ben bir 30 gibi oranın idealdir öneririm. Onun yanına üç 3,5 üstünü de ben bir 1,90 gibi orandan sizlere önereceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Stuttgart-Frankfurt mücadelesi. Biraz hızlanayım bu civarlarda. Stuttgart kendi evinde zaten çok fazla gol yem. Takım hatta kendi evinde oynadığı mücadelelerin son 24 maçında gol yiyen bir Stuttgart takımı var. Kendi evinde oynadığı son 24 maçta gol yemiş Frankfurt Stuttgart takımı. Frankfurt takımı Kolomuani özellikle hücum hattında top ayağına yapıştığını söylemiştim. Marsilya mücadelesi oynadı. Onun yorgunluğu olacaktır o karşılaşmada. Fakat gol bulmasını bulma ihtimali var. Hatta ben şöyle de bir beklentim var. Ulan bunu vermeyecektim de vereyim. Şimdi KG var zaten değerlendirme altına alalım idealden bir KG var tercihini. Onun yanına da bir 2'den 0'da neden olmasın diyorum. 2'den 0 oranı da arkadaşlar şuradan bulalım. 13-25 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bunu da bir değerlendirme altına alabilir. Diğer mücadelem Newcastle'la Bournemouth mücadelesi. Newcastle'da Saint Maximin Maximin bu maçta muhtemelen olmayacak. Bir sakatlığı var gösteriyor. Fakat hücum hattına muazzam bir transfer yaptılar. Isak geldi bildiğin üzere. Bournemouth'ta oynayacaklar. Bournemouth'un deplasman performansını zaten beğenmiyorum. Onu geçtim. Newcastle takımı zaten abluka alacaktır. Ablukayı alacağı için ben burada Newcastle'ın atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. 1.42'de bunun oranı var. İyi bir performansla Newcastle burada 2 gol bulabilir. Valencia selta Vigo mücadelesi bu maç çok gollü, gollü maç beklenmiyor. Fakat ben gollü geçmesini bekliyorum. Çünkü her iki takımın oyunu da birbirleriyle oynadığı zaman da özellikle Seltan'ın son Atletico Madrid maçını izledim. İnanılmaz pozisyonlar harcadı. Valencia'da kez daha pozisyona giren bir takım. Kendi evinde de burada biraz daha etkin olmak isteyecektir. Bakın çok fazla gollü beklenmiyor. Fakat ben gollü bir mücadele bekliyorum. Hatta şöyle idealden tercih isteyenler varsa İlk yerden bir gol 1.34 gibi oranı var. Bakın bu ideal olarak değerlendirme altına alınabilir bence. Yani bir 50 oran koyarsınız değerlendirme altına alınabilir. 1.34'e ilk yerden bir gol. Çok güzel maç onu. Onun dışında ben mücadelenin de 2.5 üstte tamamlanmasını bekliyorum. Dediğim gibi golli geçmesini beklediğimden dolayı yüksek oranı ile birlikte burada 2.5 üstü de sizlere önereceğim arkadaşlar. Diğer bir mücadelem Antalya ile Adana Demir mücadelesi. Adana Demir'in oynadığı futboldan haberiniz vardır. İnanılmaz bir futbol sergiliyor. Hücum hattında yaptığı o presler olsun, o ara olsun, Berhan da olsun özellikle Emre Akbaba da takımda bence çok fazla verim sağlayacaktır. Ki ilk maçta da oynadı direkt güzel oynadı. Onyekuru'dan zaten bahsetmeyelim. Hücum hattında Gulbranşen bu maçta oynayabilir veya Zuba bu maçta oynayabilir. Tam beleli değil kadrosu, geniş bir kadrosu var. O yüzden Adana Demir tarafından gol beklemek çok yanlış olmaz. Antalya'da 3 maçtır kaybediyor ve 2 maçtır gol atamayan bir Antalya var. Sadece yapmaları gereken Hacı beslemeleri, Bitiriciyle üst düzey bir oyuncu. Ben burada bir KG var tercihine değerlendirme altına aldım idealden. Onun dışında da mücadelenin de 1-1 gibi bir skorla bitmesinden dolayı da 3-20'de bunun oranı var. Değerlendirecekler. Bunu da bir değerlendirme altına alabilirler. Diğer bir mücadele İstanbul Spor'la Beşiktaş mücadelesi. Her iki takımı da canlı olarak stadyumdan izledim. Beşiktaş'ı da İstanbul Spor'da canlı olarak izleyen biri olarak şunu söyleyeyim. İstanbul Spor top map oynamıyor. Beşiktaş burada alır diye düşünüyorum. Hatta kombineme de aldım. Direkt galibiyetini aldım. Neden direkt galibiyetini almadım veya iki golünü almadım onu belirteyim. Herhangi bir sürprize karşı 1-0'lık skora karşı Türk takımlarına güvenmiyor. Kombine mi aldım daha doğrusu? Beşiktaş'ın son maçı da kaybetti. Bu mücadelede iyi bir performans sergileyerekten galip gelmek isteyecektir. Doğrudan ikisini aldım. Onun dışında yüksek oran isteyenlere ise ilk yarı 2'yi burada 1.83 gibi oranları öneririm. Hatta bu da bana 1.83 de yetmez. Kangal diyorsanız da ben de şöyle bir tane daha yeni gelen oranlardan. ilk yarı 2 KGYO oranında 1.94 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. İdealden bir Beşiktaş galibiyeti aldım. Warwick ile Cambur mücadelesi. Cambur'un son mücadelesini izledim arkadaşlar. Groningen maçıyla. E, o maçta ikinci gol yedi. iptal oldu. O mücadeleyi ben yüksek misli yapmıştım. Toplam gol bir buçuk üstüne Avrupa yüksek mislini takip etmiştim o yüzden. Warwick de kendi evinde iyi oynayan takım. Valvik. veya yani ne derseniz artık. Ben Warwick deyip geçiyorum. Random gibi ismi var. Güzel bir tempolu maç bekliyorum. Özellikle Cambur tarafından tempolu maç bekliyorum. Onlar deplasmanda oynamak isteyeceği için burada bir KG var tercihini 1.42 gibi oranından idealden aldım. Diğer bir mücadelem ise Lille-Toulouse mücadelesi. Lille takımı geçen hafta kaybetse de ondan önceki Montpellier mücadelesinde beni büyüledi ki ondan sonraki mücadelesinde KG var tercihini ben yüksek misli yaptım bakın. Dedim ki 1000 lira ben kendim basıyorum. Kendinize ne basıyorsanız basın dedim. Yüksek misli yaptım. Bu mücadele Tulus'a karşı oynayacaklar. Orta sahası çok diri ve orta sahası bir anda forveti top getirebiliyor Lille takımının. O yüzden burada da ben Lille'in atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. 1.50'de bunun oranı var. Efsane bir 1.5 üstü değerlendirme altına almışım. Değerlendirecekler bol şanslar. Dilerseniz bir ideal kombine çıkarmıştım. Sizlere o gelsin. Like istemeyi unuttum galiba. Artı 500 like bekliyorum bakın. Artı 500. Artı 500. Newcastle mücadelesinde Newcastle'ın atacağı iki golü 1.42 gibi orandan aldım. İdealden değerlendirdim tabii ki. Ya yani Maksim'in olmasa da Newcastle bence bu mücadelede 2 gol bulabilir. Beşiktaş mücadelesine de hiç 1.5 üstte falan gitmedim. Doğrudan galibiyetini aldım. Toplam oran 1.97 idealdir. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone ol olursanız sevinirim. değerlenecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.